İyi geceler sayın seyirciler. Bulgaristan'da yerel yöneticilerin Müslüman azınlığa dillerini, adlarını ve dinlerini seçme hakkı tanınmasına karşı çıktığı Kırcaali kentinde durumun gergin olduğu bildiriliyor. Bulgaristan Komünist Partisi Politbürosu Türk ve Bulgarlara sakin olmaları çağrısında bulundu. Politbüro etnik haklarını kullanmak isteyen Türk azınlığa tam destek verildiğini ve yasaların koruması altında olduklarını bildirdi. Politbüro'nun bu konudaki bildirisi Bulgaristan Resmi Haber Ajansı BTA'da yayınlandı. Bulgaristan Komünist Partisi Politbürosu'nun reformcu yeni üyelerinden Andrei Lukanov da kentteki durumla ilgili temaslarda bulunmak üzere Kırcaali'ye gitti. Bulgaristan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kırcaali'de bugün eski adlarının geri verilmesini isteyen Türklerle buna karşı çıkan Bulgarlar ayrı ayrı gösteri yaptılar. Yerel Komünist Partisi binası önünde düzenlenen gösteriler sırasında Türk ve Bulgarlar arasında çatışma çıkmasını önlemek amacıyla güvenlik kuvvetleri araya girdi. Müslüman Türk azınlığa dillerini, adlarını ve dinlerini seçme özgürlüğü tanınmasına karşı çıkan 600 kadar Bulgar'da başkent Sofya'da parlamento binası önünde gösteri yapmak ve hükümete bir dilekçe vermek amacıyla 120 arabayla Kırcaali'den yola çıktı. Kırcaali'de dün de Bulgarlar Türkler aleyhinde gösteri yapmışlardı. Olaylar üzerine bugün Kırcaali'ye giden politbüro üyesi Lukanov göstericilere hitaben yaptığı konuşmada birlik ve uzlaşma çağrısında bulundu. Devletin bütün vatandaşlarının barış içerisinde yaşama ve adlarını özgürce seçme haklarını garanti altına almak istediğini kaydeden Lukanov, Bulgaristan'ın dünyada iyi bir yere ve şöhrete sahip olması gerektiğini kaydetti. Andrei Lukanov, yerel Komünist Parti yöneticileriyle de görüştü. Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi geçen Cuma günü ülkedeki Müslüman azınlığın dinlerinin gereğini yerine getirme, Türkçe konuşma ve etnik adlarını kullanma hakları olduğuna karar vermişti. Kırcaali'deki yerel komünist yöneticiler ise bu kararı tanımayacaklarını bildirmişlerdi. Romanya hükümeti kurşuna dizilerek öldürülen eski devlet başkanı Nicolae Ceaușescu'nun 60 yakınının hapiste olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Constantin Girbea düzenlediği basın toplantısında Komünist Partisi Politbürosu'nun bütün üyelerinin de tutuklandığını bildirdi. Girbea, Ceaușescu döneminde suç işleyen herkesin adalet önüne çıkartılacağını belirtti. Ceaușescu'nun 40 kadar yakını halk ayaklanmasından önce hükümette çeşitli kademelerde görev yapıyordu. Bu arada Romanya Resmi Haber Ajansı'nın adı değiştirildi. Ajansın abonelerine gönderdiği mesajda bugünden itibaren Agel Press'in faaliyetine son verdiği ve Rom Press'in kurulduğunu açıkladı. 90 bin banker alacaklısının toplam 5 milyar 800 milyon lira tutarındaki alacağı 10 Ocak'tan itibaren ödenecek. Banker alacaklarına temerrüt faizi dışında ana para, faiz ve masraflarının tamamı ödenecek. Ödeme 10 Ocak çarşamba gününden itibaren Emlak Bank şubelerinden yapılacak. Banker isimleriyle ödemenin yapılacağı banka şubelerini gösterir listeler Ankara ve İstanbul'da banker tasfiye kurullarında ilan edildi. Devlet Bakanı Güneş Taner TRT'ye yaptığı açıklamada bu ödemelerle banker alacaklısı kalmayacağını belirtti. Taner neticede devletimiz banker zedeler için toplam 38 milyar 400 milyon lira ödemiş olacaktır dedi. Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti Hankendi'de Ermeniler Azerileri taşıyan bir otobüse saldırı düzenledi. Sovyetler Birliği'nin resmi TASS ajansı Ermenilerin otobüsü taşa tutmaları ve ateş açmaları üzerine otobüsü koruyan polislerin de ateş açtığını duyurdu. Olay sırasında bir kişi öldü, en az 3 kişi de yaralandı. Olayın Azerbaycan'da duyulması üzerine galeyana gelen halkın güçlükle yatıştırıldığı bildirildi. Lübnan'ın güneyinde İran yanlısı Hizbullah ve Suriye yanlısı Emel milisler arasında 10 gün önce başlayan çatışmalar devam ediyor. Ağır silahlarında kullanıldığı çatışmalarda bugün de 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki bazı köylerin kontrolünü ele geçirmek isteyen Hizbullah ve Emel milisler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 70'e, yaralananların sayısı da 255'e yükseldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da Hristiyan güçlerin lideri General Michel Aoun'a bağlı birliklerle Müslüman kuvvetler arasında yeşil hatta çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Bu arada İsrail işgali altındaki topraklarda İsrail askerleri gösteri yapan Filistinlilere bugün de ateş açtı. Olaylarda 9 Filistinli yaralandı. Askerler ayrıca İsrail'le işbirliği yapan bir Arap'ı öldürdüğü sanılan bir Filistinlinin evini yaktılar. İkisinin de evini mühürlediler.
Göksu pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle İzmir'in bir bölümüne kademeli olarak su veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre arıza yüzünden kente saniyede verilen su miktarı 750 litre azaldı. Yetkililer bu yüzden merkez ilçe, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Çamdibi semtlerinin bir bölümüyle Karabağlar ve Gazi Emir'e kısıtlı ve kademeli olarak su verilebildiğini bildirdiler. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. İstiklal Savaşı gazilerinden Mustafa Hür, Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yarıca köyünde öldü. 89 yaşında ölen Mustafa Hür'ün cenazesi yarın öğle namazından sonra aynı yerde toprağa verilecek. Hava durumuna gelince sayın seyirciler, bu gece ve yarın akşama kadar bütün bölgelerimiz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurt yer yer yağışlı geçecek. Yağışlar Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar, öteki yerlerde yağmur şeklinde olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, yurdun batı kesimlerinde kuvvetlice esecek. Bazı illerimizin de gecenin en düşük sıcaklığı ve yarın günün en yüksek sıcaklığı da şöyle olacak. Ankara'da 0-4, İstanbul'da 3-6, İzmir'de 4-10, Adana'da 8-14, Samsun'da 4-9, Erzurum'da -12-2, Diyarbakır'da 2-10 derece. Haberleri sunduk, iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, 3 Ocak Çarşamba günü yayınımız saat 5.30'da açık öğretimle başlayacak. Gün başlıyor, 9 haberleri, hanımlar için Susam Sokağı ve sürekli film sevme hakkında sonra okul televizyonu yer alacak. 15 haberleriyle öğleden sonra kuşağıyla, çocuklar içinden sonra ise 18 haberleri, köyümüzden mektup var, akşama doğru ve dizi film Kozbi ailesi ekranlarınızda olacak. Saat 20'deki haberler ve hava durumunu belgesel dizi Ticaret Yolları'nın ilk bölümü izleyecek. Müzik programı Bizim Eller, ilk bölümünü sunacağımız sürekli film Tanrıların Yel Değirmenleri ve dış kaynaklı müzikle devam edecek olan yayınımız günün sonuyla kapanacak. İyi geceler, esenlikler dileriz. Hoşça kalın sayın seyirciler. Saat 23.39.